Sevgili izleyenler, şu anda arkamda bir pankart görüyorsunuz. Şöyle söylüyor: Özgür Filistin. Dünyanın pek çok noktasında her ne kadar liderleri yalnızca kınamakla yetinse de bu savaşı, insanlar bu saldırılara, bu acımasız saldırılara karşı ayaklandı. İngiltere'nin başkenti Londra burası, arkamda gördüğünüz yer. Beşinci kez Filistin için destek yürüyüşü düzenledi İngiltereliler. Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Göstericiler Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı. Zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Aşırı sağcı bir grup Filistin yanlısı göstericilere saldırmak istedi. Polis müdahalede bulundu. 126 kişi gözaltına alındı. Birçok Avrupa ülkesinde de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Yüz binler Filistin'e destek için yürüdü. Protestolarda gergin anlar yaşandı. Görüntüler İngiltere'den. Başkent Londra'da 5. kez Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Gazze için ateşkes çağrıları yapıldı. Grup Hyde Park'tan yürüyüşe geçti. Kalabalık ABD Büyükelçiliği'nin önüne kadar uzandı. Protestocular Filistin'e destek eylemlerini nefret gösterileri olarak tanımlayan İçişleri Bakanı Braverman'ın istifasını istedi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve binlerce polisin görevlendirildiği yürüyüşe Yahudi vatandaşlar da katıldı. Sakin geçen barışçıl gösteri bir süre sonra yerini gerginliğe bıraktı. Aşırı sağcı bir grup Filistin yanlısı göstericilere saldırmak istedi. İçlerinden biri Filistin bayrağını yakmaya çalıştı. Polis anında müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Yürüyüş savaşın başlamasından bu yana İngiltere'de düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin en büyüğü oldu. Polise göre eylemlere 300 bin kişi katıldı. Organizatörlerse bu sayının 1 milyon civarında olduğunu iddia etti. İsrail'in Gazze saldırıları Avrupa ülkelerinde de protesto edildi. Hollanda'nın Zwolle kentinde bir araya gelen göstericiler Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenledi. Fransa'nın başkenti Paris'te de binlerce kişi toplandı. Kalabalık Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle gösteri yaptı. İsviçre'nin Cenevre kentinde de Filistin'le dayanışma gösterisi yapıldı. Bu görüntülerse Avusturya'nın başkenti Viyana'dan. Binlerce kişi İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının durmasını istedi. İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da Filistin'e destek yürüyüşüne sahne oldu.